Merhaba değerli takipçilerimiz, bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçe kurarken Mart ayında dikilen fidanların bilgilerini vermek için bir program hazırladık. Mart ayında dikerken kurallar biraz değişiyor bahçecilikte. Bu değişen kurallar nelerdir? Yaşayacağımız ileriye dönük sonuçlar nelerdir? Onlarla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ben ilk yayıncılığımdan bugüne 7 yıldır televizyon programcılığı yapıyorum. Şimdi kendi YouTube kanalımda programlar da yapıyorum artık. Her zaman Kasım ve Aralık ayında dikilen fidanın çok çok daha sağlıklı ve çok daha iyi geliştiğini savunan biriyim. Ki bu çok hızlı bir şekilde yayılan bilgi oldu. Çok hoşuma gidiyor benim böyle bilgilerin yayılması. Ve ülkemizde artık dikilen fidanların başta %50-%50 idi böyle Kasım Aralık'ta dikilen, Mart'ta dikilen, Şubat-Mart gibi dikilen, artık %80'i, %75'i Kasım Aralık'ta dikiliyor. Ancak şunu şöyle söylemek istiyorum, açık köklü fidanlar için söylüyorum cevizde. Bazı çiftçilerimizin arazilerinin koşulları el vermiyor. Bugün 4 Mart hala tarlasında kar olan ağaç, bahçesinde kar olan çiftçilerimiz var. Bu çiftçilerimiz maalesef hatta yazın dikmek zorunda. Ama bazı çiftçilerimiz olası işlerini yetiştiremediği için Mart ayına bırakıyor dikimlerini. Ve bu Mart ayındaki dikime çok fazla inanmayan, daha doğrusu Kasım'da dikilen fidanla Mart'ta dikilen fidan arasında çok köklü değişiklik olmadığını söyleyen üreticilerimiz var. Biz de buradaki deneme parselimizde üreticilerimize farkın nasıl olduğunu göstermek amacıyla Mart ayında da ceviz fidanı dikimi yapacağız. Ve aynı zamanda bu yapacağımız dikimlerde bir bahçe, bakın şurada biz fidan dikimimizi yaptık, her şeyi layığıyla yaptık. Gübresini verdik, gerçekten zamanında diktik, karlardan önce diktik. Yani tam tamına istediğimiz şekilde diktik. Yani dönemde taban gübresini vererek, can suyunu iyice vererek, boyayarak, gerekirse mikro sarasını takarak dikim yaptık. Ancak bugün yapacağımız dikimde ben iyi bir dikim nasıl olurun yanı sıra kötü bir bahçede nasıl kurulur onu görmeniz için bir program hazırladım. Bu onun temeli. Yani bir üretici bazı şeyleri yapmadığı zaman, bu yani şahitli bir uygulama, yaptığında nasıl fidan sonucu alıyor, yapmadığında nasıl sonuçlar alıyor onu göstermek için aslında hem Mart ayında dikiyoruz hem de şu sırayı dikeceğiz sizler için cevizde. Bu sırada eğer bakılmadığında, doğru gübreler verilmediğinde fidanın nasıl geliştiğini göreceksiniz. Yani kısaca aslında bu deneme parselinde hakkını vererek bir bahçe nasıl elde ediliyor, hakkını vermediğinizde dikim yapıldığında neler oluyor onu görmeniz için bir çalışma yaptık. Biz şimdi buraları işaretledik. Hatta ben bu sıraya badem de dikeceğim. Bademleri de görün. Badem bademin dibinde olsun, ceviz de burada olsun isteyeceğim ama badem ayrı bir program çekeceğim. Orada da anlatacaklarım var. Biz şu an burada gördüğünüz gibi yine aynı şekilde fidanlarımız, buraya diktiklerimizle aynı boylarda, aynı şartlarda, hemen şuraya diktiklerimizle ilgili sadece ve sadece Mart ayında dikecek üreticilere şöyle seslenmek istiyorum. Mart ayında dikim yaparken kesinlikle taze sökülmüş fidanları tercih edin. Ta Kasım'dan, Aralık'tan sökülmüş fidanlar gerçekten size sonuç vermez. Biz şimdi burada dikimimizi yapacağız, sizlere de görüntü şeklinde aktaracağız. Evet, bu dikimimizi de yaptık. Can suyumuzu da vereceğiz dikimlerin hepsi bittikten sonra. Bir tane daha açacağım hemen.
değişen bir uygulaması yok. Biraz daha derin açayım hatta bunu. Hatta bunu biraz derin açayım, geniş de açayım. Orası biraz dar oldu. Fidan yüksek de oldu ama bunu da tam hakkını vererek yapalım. Acele etmeyelim. Biraz uzun olacaksa da olsun video. Böyle biraz da derin açabilirsiniz. Evet. Bu biraz daha derin oldu. Güzel oldu. Öyle tabanla atalım diye 10 adetimizi. Şimdi fidanımızı da alalım. Kök temizliğimizi yapalım. Kazık kökü kestikten sonra saçak kökleri de kesiyoruz. Kökler taze söküm olduğu için hala toprak var köklerde. Aşı noktamız güneye bakıyor. Gördüğünüz gibi bu daha derin oldu. Daha da güzel oldu. Hemen bunu da ayarlıyoruz ve dikiyoruz. Hatta biraz da şöyle leonardık dökelim. Şöyle etrafındaki yüzeyi toprağı oldukça doldurmaya çalışıyoruz. Fidanımız çok güzel bakın. Yani diyebilirim ki bu sezonda bulunacak nadir güzellikteki fidanlar. Hakkını vererek bunların da dikimini yapıyoruz. Ben şimdi bunların diğer işlerini de yapacağım. İşte kazığını çakmadır, can suyu vermedir. Daha önceki programda değindiğim için şu an çok geniş bir vakit ayırmayacağım bu konulara ama değinmek iste vakit kaybetmek de istemiyorum. Mart ayındaki dikimi görün diye de yaptık bunu. Ondan dolayı diğerlerini de açacağız ve dikeceğiz. 1, 2, 3, 4 tane daha dikeceğiz. Şu an biraz hızlı olsun, fazla vakit almasın diye hızlı yaptım. Daha da özenerek, daha da güzel bir şekilde dikeceğiz birazdan. Sizler de göreceksiniz. Ondan sonra da Mart ayında dikilen fidanla Kasım ayında dikilen fidan arasındaki farklılıkları hep beraber gözlemleyeceğiz. Bu videonun asıl amacı bu. Gözlemleyerek eksiklikler neler oluyor bunları anlatmak istiyorum ben size. Zaten senenin sonunda bu sırayı sökeceğim. Farklı fidanlar dikeceğim. Bunları sizler de artık sözle duyuyordunuz, görsel olarak görmüş olacaksınız. Bu sıraya da badem ekeceğim. Onları da anlatacağız sizlere. Umarım faydalı bir program olur. Bu çalışma faydalı olur sizlere. Hem biz firma adına kendi denemelerimizi yapmış oluyoruz. Hem de aynı zamanda üreticilerimize de bu konularla ilgili görsel olarak çok güzel bilgiler vermiş oluyoruz. Aslında bir taşla iki kuşu vurmuş oluyoruz. Faydalı bir iş çıkarmış oluyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Umarım çalışmalarımızı beğeniyorsunuzdur. Fidanlar kendi fidanlarımız. Fidanlarımız hakkında bilgi almak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.areltarim.com. Buradan diğer ürünlerimizle ilgili bilgiler de alabilirsiniz. Sorularınızı yorumlara muhakkak yazın. Fırsat buldukça fark ettiyseniz YouTube yorumlarında cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. İnşallah sizlerin de güzel bir bahçesi olur. Başka bir videoda görüşene dek esenlikle kalın.